Daha sonrasında araçtan kaçıyor. İlk bilgiler şeydi, sadece araçta tek olduğuna yönelik bilgiler vardı. Daha sonrasında ben oradaki görgü tanıklarıyla görüştüğümde yanında bir kadın olduğu araçta. O kadın da daha sonra gözaltına alındı ve yaklaşık yarım saat sonra da bir başkasının gelip olayı üstlendiği söylenmişti. Bu olayı üstlenen kişi Mehmetcan Ç isimli kişi, kaçan kişinin yakın arkadaşı. Direkt ona gidiyor ve olayı üstlenmesini istiyor. Fakat yaralı ve ölü olup olmadığına dair bir bilgi vermiyor kendisine. O da gelip kazayı kendisinin yaptığını söylüyor. Buna ilişkin bir iddiada çarpmayı gerçekleştiren kişinin daha farklı suçlarının da olduğu, kaydının da olduğu, bu kazayla birlikte daha fazla cezalar alabileceğine yönelik bir iddia vardı. Bu nedenle arkadaşından böyle bir şey talep ediyor. O da emniyette öğreniyor Öldüğünü. Doğanay Güzelgün'ün öldüğünü ve bu suçu üstlenmekten vazgeçip itiraf ediyor. Yaşananları savcılıkta da anlatıyor. Yine aynı şekilde gözaltına alınan, araçta bulunan diğer kişi de Ceren K. Gözaltına alınan kadın da ilk başta alkolün etkisindeydim, uyuşturucunun etkisindeydim. Bu nedenle işte ismini söylemedim. Mehmetcan Ç'yi tanımıyorum. Sonradan dahil oldu. Aracı kullanan kişi ise Temel Ünlü'ydü diyor. Bu isim artık aleni bir şekilde söyleyebiliriz. Kendisi aranıyor da şu anda. Temel Ünlü de Gül Suyu'nda torbacılık yapan, uyuşturucu ticareti yapan bir isim. Yine Gül Suyu, yine uyuşturucu diyebiliriz. Ben bunu Gül Suyu'ndaki insanlarla konuştuğumda da sordum o insanlara da. Ki hatta kazayı anlatmadan sorduğumda bu ismi merak ettiğimde ne yapacaksın bu kişiyi? Bu kişi burada işte uyuşturucu satan yıllardır burada. Ya bunu sen Gül Suyu'ndaki mahalleliyle git ya görüştüğünde yani bu isim nedir diye sorduğunda burada işte uyuşturucu sattığı iddia ediliyor değil mi Evet, ya ilk Gül aldığım Suyu'nda? tepki buydu. Bu kişi bu işleri yapıyor. Senin bununla ne işin olur gibi bir tepki aldım birçok insandan, yani bir kişiden de değil birçok kişiden. Gül Suyu'nda yıllardır oturuyor. Orada yaşıyor. Oradaki bütün insanlar aslında bunu tanıyor. Bu Gül Suyu çetesi diye daha önce Sinan Ateş cinayetinde de bahsettiğimiz çeteyle de ilişkileri olmuş bir insan. Şimdi oraya bir parantez koyalım şu açıdan. Gül Suyu çetesi dedi. Daha önce de Umut'un yine Gül Suyu çetesi ile ilgili bir araştırma haberi vardı. 7-8 ay önce biz bunu yapmıştık, yapmıştın. Şimdi şöyle bir şey var. Sinan Ateş cinayetinde de Gül Suyu çetesi ön plana çıktı. Yıllar önce 2013 yılındaydı. Hasan Ferit Gedik değerli izleyenler. O uyuşturucu satıcılarıyla Hasan Ferit Gedik ve mahallesinde uyuşturucu satılmasını istemeyen insanlar arasında bir arbede çıkıyor ve Hasan Ferit Gedik'i öldürüyorlar. Ya şöyle bir durum Değil mi? yaşanıyor. Gül Suyu çetesi. Gülsü çetesi Aynen. bahsettiğimiz. Şimdi daha sonra yargılamalar oldu, firar edenler oldu. Şimdi o firar edenler Hasan Ferit Gedik cinayetinde ön planda olan isimlerin daha sonra eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de öldürülmesindeki payı var. Yani kullanılmış bir şekilde. Yani bu parantezi açalım, oradan devam edebiliriz. Evet, Gül senin Suyu'nun de önüme. bahsettiğin gibi Hasan Ferit Gedik 29 Eylül 2013'te Gül Suyu'nda bir yürüyüşte, uyuşturucuya karşı bir yürüyüşte yürüyen kitlenin üzerine ateş açılıyor ve bunun üzerine Hasan Ferit Gedik hayatını kaybediyor. Hasan Ferit'in ölümüne ilişkin açılan davada da 15 tutuklu 35 sanık vardı. Aslında firar diyemeyiz ilk başta çünkü bu 15 tutuklu sanık daha sonrasında tahliye edildi. Evet, bak tahliye. Cezaları tahliyeden sonra verildi. Orada öne çıkan isimlerden biri Doğukan Çep'ti. Doğukan Çep'i Sinan Ateş cinayetiyle birlikte duyduk. Şu an o Tutuklu. şeyden dolayı tutuklu ve uzun yıllar, 6-7 yıl kaçabildi. Yurt dışında olduğu söyleniyordu. Fakat Gül Suyu'nda da edindiğimiz bilgilere göre o gayet buradaydı, Türkiye'deydi. Çekmeköy'deymiş hep. İstanbul'da, işte İstanbul'da aslında buralardaydı ve hayatına bir şekilde devam etti. Daha sonra Sinan Ateş cinayetinde kullanıldı. Emniyet bağlantısı da ortaya çıktı zaten o cinayetteki emniyet bağlantıları da. Bu isimlerin zaten Gül Suyu çetesi diye bahsettiğimiz çete birkaç farklı gruptan oluşuyor. Hepsinin farklı yaptığı bir iş var. Birçok Gül Suyu'ndaki Maltepe'deki işte restoranlara, dükkanlara, taksi duraklarına ele geçirmiş durumdalar. Baskıyla zorla kahvehaneleri aynı şekilde baskıyla zorla ele geçirmiş durumdalar. Halk üzerinde bir baskı yaratmış durumdalar ve mahallenin aslında her bir köşesinde ayrı farklı bir çeşitli uyuşturucu satılıyor. Yani almak istediğiniz uyuşturucu çetine göre belli bir mahalleye, sokağa çıkıyorsunuz ve bunun ticareti burada gerçekleşiyor. Hatta şundan da bahsetmişlerdi. Birkaç polis ismi vermişti oradaki mahalleli bana. Fakat bunu teyit edemediğimiz için kullanmamıştık. O polislerin de bu işin içinde olduğu, bu çetenin içinde olduğu ve bir şekilde işte emniyet ayağını, yargı ayağını bu şekilde yürüttükleri belirtiliyor. Bu cinayette de Doğanay Güzelgün cinayetinde de Temel Ünlü ön planda. Bu da yine Gül Suyu çetesi diye bahsettiğimiz bu çeteyle ilişkisi olan bir isim. Özellikle şu an onlarla devam edip etmediğini sorduğumda insanlar bunu bilmiyoruz fakat yakın bir zamana kadar onlarla birlikteydi. Birlikte yürütüyordu ama şu an nasıl
devam ediyor. Bunu bilmiyoruz dediler. Hı hı. Yine dediğim gibi Gülsuyu çetesi uyuşturucu hı hı. ve bir cinayetle karşımıza hı hı. çıkmış oldu Gülsuyu çetesi diye bahsettiğimiz çete. Şimdi Temel Ünlü firar durumda, kaçmış durumda. Yakalanamadı ki ona da büyük bir süre verilmiş oldu aslında. Çünkü insanlar şundan bahsetti. Olayı üstlenmeye gelen Mehmetcan evet. Ç'nin o olmadığını, kaza yapan kişinin onlar olmadığını süre, insanlar aynı zamanda, söylediğine zaman göre yani. Büyük bir zaman aslında geçti. Yani 3 saati ülkeyi bile terk edebilir yani. Yani şu an ülkeyi terk etti mi, bir yerde saklanıyor mu ya da bir şekilde kullanıyor mu bilmiyoruz. Çünkü bu isimler özellikle Gülsuyu'ndaki bu çete içerisinde yer alan isimler bir suç işlediklerinde çok rahat bir şekilde kendilerini gizleyebiliyor, saklanabiliyor evet. ya da bir şekilde saklanıyorlar. Daha sonra farklı bir olayda karşımıza çıkabiliyorlar. Doğukan Çep gibi. Doğukan Çep Hasan Ferit cinayetinden sonra evet. serbest bırakıldı, ceza aldı, yıllarca bulunamadı ve o sürede başka suçlar işlediği de aslında ortaya çıkmıştı. Restoran basma olayı, otel basma evet, olayı evet, ve evet. en sonunda Sinan Ateş'in ölümüyle bir kez daha karşımıza çıkmış oldu. Yani kullanışlı aparatlar oluyor bunlar. Bir yerde elbet karşımıza çıkabiliyor. Yani bu şu ana kadar hala kendisi bulunmuş, yakalanmış yani, değil ki. Ev adresi belliydi. Yani buna ben ulaşabiliyorsam buna kolluk nasıl ulaşamıyor ev adresine? Devlet nasıl çok ulaşamıyor rahat ulaşabiliyor tabii ki.